Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugün alemlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençler mantarlar alemine anlatacağım. Hayvanlar alemine de giriş yapmış olacağım. Hayvanlar alemi çok geniş bir konu olduğu için onu kendi içerisinde böleceğiz. Bugün hayvanlar aleminden omurgasız hayvanlar konumuz olacak. Bir sonraki dersimizde de omurgalı hayvanları ve virüsleri anlatmış olacağım gençler. Tabii ki öncelikli olarak ödevlerinizi vererek başlamış olayım. Size bir sürprizim de var. Ondan da bahsedeceğim gençler. Dinamo'ya baktığımız zaman bugünkü dersimiz omurgalı hayvanlara kadar olacak. Yani sayfa 139'a kadar çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. 9. sınıf Dinamo soru bankamızdan yazılıya az bir süre kaldı gençler biliyorum. Yazılı hazırlık videolarını da hazırladık. Onlar da mutlaka yazılıya girmeden önce sizlerle birlikte olacak ama aynı zamanda yazılıya hazırlanırken ikinci dönem yazılı notlarımızı da yeniledik gençler yazılıya hazırlanmadan önce mutlaka yazılı notlarından da şöyle bir tekrar etmenizde fayda var yazılı notlarını yanında yanınızda kolay taşıyabilirsiniz diye küçük boyutta hazırlıyoruz biliyorsunuz ikinci dönem hem birinci yazılı konuları hem ikinci yazılı konuları yazılı notlarının içerisinde sadece biyoloji mi var hayır edebiyat tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji hepsi bu kitapçığın içerisinde tüm yazılarınızda kullanabilirsiniz diyeyim. Gençler hazırsanız konu anlatımına başlayalım. Şimdi ilk olarak bugünkü dersimizde neler yapacağız? Bunlardan biraz bahsedeyim. Dediğim gibi mantarlar alemini anlatacağız. Mantarlar aleminde kimler yaşıyor? Genel özellikleri nelerdir? Bunları söyleyeceğiz. Sonra hayvanlar aleminin genel özelliklerini verip omurgasız hayvan sınıflarından bahsedeceğiz. Bu sınıflarda yer alan canlıları anlatacağız gençler. O zaman ilk alemimiz olan mantarlar alemiyle başlıyorum. Biliyorsunuz canlıları 6 tane aleme ayırmıştık. Bakteriler, arkeler, protistler, bitkiler bitmişti daha önceki dersimizde. Bugünkü dersimizde de 5. alemimiz olan mantarlar alemine başlıyoruz. Mantarlara baktığımız zaman tabii ki hücresel yapı bakımından ökaryotlardı. Yani gayet çekirdekleri ve zarlı organelleri bulunan bir alemden bahsediyoruz. Ama mantarlar aleminde çok fazla canlı canlı çeşitliliği var. Bu canlıların yıldız tek hücreli olanları da var, çok hücreli olanları da var. Yani maya mantarı gibi o hamurun mayalanmasında kullandığımız mantarlar gibi tek hücreli mantarlar da var. Besin olarak evde tükettiğimiz pizzalara konulan şapkalı mantar dediğimiz çok hücreli mantarlar da var. Yıldız, yıldız, yıldız mantarlar topraktan çıkıyor, hareket etmiyor diye toprağa sabit bir şekilde tutunmuşlar diye kendi besinlerini kendileri üretmiyor. Mantarların hangi çeşidi olursa olsun besin ihtiyacını aynı bizim gibi doğadan hazır olarak karşı yani mantarlar heterotrof beslenme özelliğine sahiptir. Mantarların depo karbonhidratı da aynı bizde olduğu gibi, aynı bakterilerde olduğu gibi glikojen. Yani glikozun fazlasını glikojene dönüştürerek bu canlılar depolamış oluyorlar. Bir veya birden fazla çekirdeğe sahip olabilirler. Yine önemli özelliklerden bir tanesi mantarların hücre duvarı var. Hücre duvarları da kitin yapılı gençler. Yani bitkilerdeki gibi selüloz yapılı değil. Genellikle nemli yerlerde tabii ki yaşıyorlar. Bir amayası, küf mantarı, şapkalı mantar gibi çeşitlerimiz var. Mantarların bazı türleri de ayrıştırıcıdır gençler. Ayrıştırıcı ne demek? organik atıkları veya ölü organizmaları parçalayan canlılara ayrıştırıcı çürükçül canlılar ismini vermiştik. Yani doğada tabii ki besin zincirleri meydana geliyor. Mesela otu çekirge, çekirgeyi serçe, serçeyi yılan, yılanı kirpi, kirpiyi tilki yiyor veya işte dut ağacını ipek böceği, tırtılı yiyor, onu fare yiyor, fareyi tilki yiyor. Kim olursa olsun herkes ölüyor. Ölen canlılara, ayrıştıran canlılara mantarları örnek verebiliriz. Bazı bakteriler de yine ayrıştırıcı olabiliyordu. Ayrıştırıcılar olmasa ekosistemdeki tüm denge Bozulur organik madde miktarı aşırı derecede artar inorganik madde bulunamaz tekrardan besin sentezlenemez emantarlar da ayrıştırıcı olabildiğine göre demek ki ekosistemde çok önemli görevlere sahip canlılardan bahsediyoruz hemen ayrıştırıcı mantarlarla devam edeyim. Ayrıştırıcı mantarlar nasıl iş yapacaklar? Bir canlı öldü. Mesela burada geyik ölmüş. Ne yapacak bu mantar türleri? Tek hücreli de olabilir, çok hücreli de olabilir. Enzimlerini dışarıya gönderecekler. Bunun yapısındaki karbonhidratı, yağı, proteini yani organik maddeleri parçalayıp inorganik maddelere dönüştürecekler. Bu inorganik maddeleri de tabii ki kimler alacak? Gençler, üretici canlılar topraktan alacak besin sentezinde kullanacak yani ekosistemin devamlılığı açısından çok 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 önemli canlılardan bahsediyoruz. Mantarlara baktığımız zaman ayrıştırıcı olan mantarlar var dedik ama sadece ayrıştırıcı olan mantarlar değil parazit olan mantar türlerimiz de var. Parazitlik ne demek? Bir tane konak canlı olacak. Bu konak canlının üzerinde yaşayan canlıya parazit ismi verilecek. Parazitler tabii ki bu ilişkiden yarar görecek. Konaklar da zarar görmüş olacak. Mesela bazı insanların işte ayak parmaklarının arasında mantarlar oluyor ya onlar parazit mantarlara örnektir. Sadece ayak parmaklarının arasında değil genital bölgelerde, koltuk altında, vücudun başka bölgelerinde de tabii ki mantar oluşumu söz konusu olabiliyor. Mantarların bir kısmını besin olarak tabii ki tüketiyoruz. Yediğimiz mantar türleri var, ilaç yaptığımız mantar türleri var, kozmetikte, sağlık sanayinde kullandığımız mantar türleri var. Ama bir kısım mantar da zehirli. Mantar zehri de öyle hafif ve alınacak bir zehir türü değil. Mantar zehirlenmesi yaşayan insanlarda hemen çoklu organ yetmezliği meydana gelebiliyor. O yüzden mantar tüketimi yapılacağı zaman bilindik kültür mantarı denilen besin olarak yenilsin diye üretilmiş mantarların tüketimine özen göstermemiz gerekiyor. Bazen haberlerde duyuyoruz. işte insanlar çıkmış kendi kendine mantar toplamışlar, pişirip yemişler. Çok büyük bir zehirlenme vakası meydana gelmiş. Bu konularda tabii ki bilinçli olmak gerekiyor gerekiyor. Maya mantarı da hariç yani maya mantarı tek hücreli bir mantar türüdür. Diğer çok hücreli mantarlarda hip adı verilen yapılar meydana gelecek. Hifi görüyorsan yapıştır mantardan bahsediyordur. Hifler böyle uzun uzun uzantılar, hiflerin bir araya gelmesiyle, dallanmasıyla da miselyum dediğimiz yapılar meydana gelecek. Hani şapkalı mantarın o şapkasını kaldırdığımız zaman altında böyle ağ gibi, örümcek ağ gibi yapılar vardır ya, onlar hif ve miselyumlar. Ne işe yarıyorlar? Tabii ki ortama tutunmaya ve beslenmeye yardımcı olmuş oluyorlar. Mantarların çok fazla çeşidi var. Bazı mantarlar da bitki ve alplerle yarar ilişkisine girebiliyor. Mantarlar ve alpler bir arada yaşadığı zaman da liken adı verilen bir birliktelik meydana geliyor. İki canlı birbirine o kadar fayda sağlıyor ki ayrıldıkları zaman yaşamları zora giriyor diyeyim. Buradan da yine mantarların üremeleri ile ilgili birkaç şeyden bahsedeyim. Genellikle eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği özel bir üreme şekli görülüyor mantarlarda. Mantarlarda spor adı verilen hücreler üretiliyor. Spor ne demek? Bu mantar bir tane hücre üretti etrafını sert dayanıklı bir yapıyla kapladı sonra bu sporları etrafa yaymaya başlıyor. Etrafa yayılan sporlar uygun ortam buldukları zaman çimlenerek yeni mantarı meydana getirmiş oluyorlar. Hani halk arasında bir laf var ya sen de ne her şeye karışıyorsun mantar gibi ne öyle bir günde yerden bittin diyorlar ya. Aslında oradaki mantık şundan kaynaklanıyor gençler. Bakıyoruz sizinle birlikte ormanlık bir alanda geziyoruz etrafta ağaçların altına falan baktık hiç mantar falan yok. Akşam yağmur yağdı ertesi gün sizle birlikte tekrar orayı gezdiğimiz zaman ağaçların altında bir sürü mantar olduğunu gördük. Ya dün daha geçtim buradan hiçbir şey yoktu bir günde bunlar nasıl bu kadar çoğaldılar. Aslında biz oradan dün geçerken mantarların sporları oralardaydı. Yağmur yağınca su buldular uygun ortam koşulları oluştu. Bir anda çimlenerek sayılarını arttırmış oldular. Tabii ki bazı mantar türlerinde üreme de söz konusu oluyor diyeyim bazı mantarlar dedim ya gıda sanayinde kullanılıyor bazıları kozmetikte ilaç sanayinde kullanılıyor. Mesela penisilin adını verdiğimiz ilaç mantarlardan elde edilen bir ilaçtır. Bakteriyel hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Bazen maalesef ki biyolojik silah yapımında kullanılıyor. Tarımsal mücadelede böcek öldürücü olarak da tabii ki mantarlardan elde edilen bazı maddeler kullanılıyor diyeyim. Mantarlar besin sanayinde nasıl kullanılıyor? aslında sütü koydum işte yağı koydum şekeri koydum tuzu koydum bunu koydum bir de maya koyuyorum sonra hamur yoğurup bekletiyorum ya aslında koyduğum maya maya mantarıdır maya mantarı dediğimiz canlılar oh diyor besini buldum uygun sıcaklığı buldum burada birey sayımı arttırayım birey sayısını arttırırken de ki sınıflarda öğreneceğiz. Etil alkol fermentasyonu denilen bir fermentasyon gerçekleştiriyorlar. Karbondioksit gazı açığa çıkarttıkları için hamurun böyle kabarmasına neden oluyorlar diyeyim. Gençler hamurun mayalanmasındaki mantık oradan kaynaklanıyor. Sadece hamurun mayalanmasında mı? Hayır. Peynir yapımında, sirke yapımında, alkol yapımında yine mantar türleri kullanılıyor. Deterjan sanayinde kullanılıyor. Ekmek yapımında, antibiyotik üretiminde de de yine mantarlardan yararlanılıyor diyeyim. Buradan da son alemimiz olan hayvanlar alemine geliyorum gençler. Hayvanlar alemine baktığımız zaman tabii ki burada yer alan canlılar ökaryot hücre yapısına sahip olacak. Yani zarlı organeller tabii ki var. Çekirdek zaten tabii ki var. Çok hücreli canlılardan bahsediyoruz. Bak mantarlarda dedim ki teki de var, çoku da var. Hayvanlar aleminde ise tek hücreli bir hayvan tanıdığımız yok. Tüm hayvanlar çok hücrelidir. Hayvanlar alemindeki canlılara baktığımız zaman da genellikle aktif olarak yer değişiminden bahsedebiliyoruz. Yani bunlar aktif olarak yer değiştiriyorlar. Her hayvan aktif olarak yer değiştirir mi? Hayır. Mesela sünger dediğimiz denizlerde yaşayan en gelişmemiş hayvanlarımız bulunduğu alanlarda sabit olarak yaşıyorlar. Hareket etmiyorlar. Hayvanlar aleminin tamamı heterotrof beslenme özelliğine sahip yani besinle doğadan hazır olarak alan canlılarız hiçbir hayvanlar alemine dahil canlı kendi besini kendi üretemez hayvanlar aleminde de büyüme belli bir yaşa kadar belli bir döneme kadar gerçekleşiyor yani büyüme sınırlı bizim belli bir yaştan sonra boyumuz uzuyor mu uzamıyor. Kedi bütün ömrü boyunca uzuyor mu? Uzamıyor. Hayvanlar alemindeki tüm canlılar için bu durum geçerli. Büyümeleri sınırlıdır. Belli bir noktadan sonra büyüme duruyor. Çoğunu eşeyli ürediğini biliyoruz hayvanlar alemindeki canlıların bir erkek birey, bir dişi birey, yumurta, sperm oluşumu söz konusu oluyor. Ama hayvanlar alemindeki bazı canlılarda eşeysiz üreme de söz konusu oluyor. Biraz hatırlarsınız 8. sınıftan. Mesela planarya denilen bir solucan vardı. Bu solucanı parçalıyorduk. Her bir parça kendini tamir ederek yeni solucana dönüşüyordu ya da deniz yıldızının kollarını kesiyordun. Oradan yeni bir deniz yıldızı oluyordu. Solucanda deniz yıldızı da hayvanlar alemine örnek canlılardır. Bunlar sadece eşeğsiz üreme mi yapıyorlar? Hayır. Tabii ki eşeğli üreme yapıyorlar. Ama bu eşeğsiz üremenin rejenerasyon denilen çeşidini de gerçekleştirebiliyorlar. Hayvanlar alemi çok büyük bir alem olduğuna göre bunu da sınıflandırmada kolay olsun diye alt gruplara ayıracağız. Alemin altında ne vardı hatırlatmış olayım. Türkiye Cumhuriyeti A takımı Sert Şut Atar şeklinde kodlamıştı. Yani buradaki basamaklar nelerdi? Şurası en üst basamak dediğimiz alem basamağı oluyordu. Altına neyin gelmesi lazım? Şube altına neyin gelmesi lazım? Sınıf, sınıfta takımlara, takımlar ailelere, aileler cinslere, cinsler de türlere ayrılmış oluyordu. Sadece hayvanlar alemine özgü olarak alt basamakları ineceğiz gençler. O zaman hayvanlar alemi alem olduğuna göre... Omurgalı hayvan olmak nedir? Şube düzeyindedir. Omurgasız hayvan olmak da yine şube düzeyinde bir ayrımdır. Gelişmemişten gelişmişe göre yazdığımıza göre hayvanlar aleminde omurgasızlar daha gelişmemiş olacak, omurgalılar daha gelişmiş canlılara örnek olacak diyeyim gençler. Buradan da tabii ki omurgasız hayvanları şöyle bir göstermek istiyorum öncelikli olarak. Omurgasız hayvanları kendi içerisinde sünger, solucan, eklem bacaklı, sölenter, yumuşakça, derisi dikenli olarak gruplandırmış olacağız. Omurgasız hayvan olmak şube düzeyinde bir ayrım olduğuna göre aslında şunların her biri de birer sınıftır gençler. Sınıfın altında hayvanlar aleminde de iniş yapmayacağız ama şunların birer sınıf olduğunu tabii ki bilmenizi istiyorum. Öncelikli olarak omurga hayvanların genel özelliklerinden bahsedeyim. Sünger, sölenter, solucan, işte yumuşakça, eklem bacaklı, derisi dikenliler bizim ee, omurgasız hayvanlarımıza örnekmiş hatta şöyle de bir kodlama vereceğim Seda Sayan Sosis 7 şeklinde kodlamışlardı geçen sene yorumlarda arkadaşlarınız süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar, derisi dikenliler her zaman gelişmemişten gelişmişe doğru yazdığımızı unutmayın sıralamayı bilmek bizim için önemli. Hayvanlar alemi çok geniş. Biz genellikle omurgalı hayvanları tanıyoruz. Süngeri, sölenteri pek görmediğimiz için. Ama hayvanlar aleminin yüzde neredeyse 80-85'lik kısmını omurgasız hayvanlar oluşturuyor. Yani omurgasız hayvanlar çok fazla derecede çeşitli. O yüzden burada çok farklı farklı özellikler görebiliyoruz. Hayvanlar aleminin en geniş grubu bir kere omurgasız hayvanlar. Kıkırdaktan ve kemikten oluşan iç iskelete bizim gibi sahip değiller. Vücutlarının sırt kısmında omurga yok. Zaten omurgalı omurgasız denmesinin sebebi. Tut bakayım enseni. Ensenden üzerinden yani ta kuyruk sokumuna kadar yatak reklamlarında S şeklinde gördüğümüz omurgaya sahip omurgalı hayvanlar. Bunlarda ise omurga yok. Ana bir sinir şeridi var ama o da omurganın içinde yani sırtta değil karın bölgesinde diyeyim gençler. Bazılarında dış iskelet dediğimiz iskelet bulunuyor. Bazılarında da iç iskelet bulunacak. Bazıları suda yaşayacak, bazıları ise karada yaşamına devam edecek. Omurgasız hayvanlarda da genellikle açık kan dolaşımı dediğimiz dolaşım söz konusu olacak. Eğer atar damarla toplar damarları birbirine bağlayan kılcal damarlar yoksa biz ona açık dolaşım ismini veriyoruz. Omurgasız hayvanlarda her şey görülüyor. Açık da var, kapalı da var, dolaşımı olmayanı da var diyeyim gençler. Şimdi omurgasız hayvanlara başlıyorum. Birincisi neymiş? Sırt kısmında omurga yok. Ana bir sinir şeridi var ama nereden geçiyor? Karın kısmından geçiyor. Omurganın içinde yer almıyor. Seda, sayan, sosis, yedi şeklinde kodluyormuşuz. O zaman süngerler ilk grubumuz. Hayvanlar alemi içerisinde birazdan açı aça söyleyeceğim. Böyle çok karışık gibi gelmesin. Sorular hep belli başlı şeylerin üstünde döne döne geliyor gençler. Mesela sinir sistemi olmayan hayvan kimdir? Süngerlerdir hareket etmeyen hayvan kimdir süngerlerdir şeklinde sabit sorular gelecek solucan sölenterlere baktığımız zaman sölenterlerde de hidra deniz anası örnek olacak. Sinir sistemini ilk kez sölenterlerde göreceğiz. Solucanları kendi içerisinde halkalı, yuvarlak, yassı solucanlar olarak gruplandıracağız. Bölmeli 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 bir vücut yapısına sahip olacaklar. Yumuşakçalara baktığımız zaman da genellikle vücut yumuşak bir yapıya sahip olacak. Bazılarında bu yumuşak vücut yapısının üstünde kabuk bulunabilecek mesela salyangoz, midye gibi ahtapot, mürekkep balığı yumuşakçalara örnek olacak. Hayvanlar aleminin en geniş grubu omurgasız hayvanlar ya. Omurgasız hayvanların da en geniş grubu eklem bacaklılar. Eklem bacaklıların da böcekler kısmıdır. Eklem bacaklılara baktığımız zaman böyle dış iskeletlerinin olduğunu göreceğiz. Kitinden, trake solunumu yaptıklarından bahsedeceğiz. Omurgasız hayvanların en 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 gelişmiş grubu da derisi dikenliler olacak. Denizlerde yaşayacaklar. Deniz yıldızı, deniz kestanesi, deniz lalesi bu gruba örnek olacak. Denizde yaşadığına göre de tabii ki ne solunumu yapacak gençler? Solungaç solunumu yapacak diyeyim. Süngerlerle başlıyorum. Şimdi süngerlere baktığımız zaman tabii ki çoğu deniz denizlerde, okyanuslarda zemine bağlı olarak yaşamını devam ettirmiş olacak. Zeminde sabit bir halde bulunacak. Süngerler en basit organizasyona sahip gelişmiş sistemleri bulunmayan canlılardır. Süngerlerin vücutları torba şeklinde olabiliyor, kadeh şeklinde olabiliyor, vazo şeklinde olabiliyor ve burada açıklıklar bulunuyor. Biz bu açıklıklara por ismini vereceğiz. Bunlar besinlerini tabii ki heterotroflar doğadan hazır olarak alıyorlar ya. Sabit de duruyorlar etraftan böyle balıklar malıklar işte tek hücreli canlılar geçtikleri zaman bunlar yakalayıp pordan içeriye doğru çekiyorlar sindirimi gerçekleştirdikten sonra da atıklarını tekrar buradan dışarıya atmış oluyorlar porlar yani besin alışverişinde atıkların atılmasında görev yapacak aynı zamanda tabii ki gaz alışverişinde de görev yapmış olacak. Süngerler yakaladıklarını ne yapacaklarmış? İçeriye alacaklarmış. Yani içeride bir sindirim olayını gerçekleştirecekler, atıklarını dışarıya atacaklar. Zemine bağlı olarak yaşayan bu hayvanlarda hem eşeyli üreme hem de eşeysiz üreme gerçekleşebiliyor. Her Hermafroditlik dediğimiz olay söz konusu olabiliyor. Hermafroditlik ne demek? Bir canlıda hem erkek üreme sistemi hem dişi üreme sistemi varsa biz o canlıya hermafrodit canlı ismini veriyoruz her mafrodit canlılar kendi kendini de dölleyebilir kendi yumurtasıyla kendi spermi birleşebilir veya her mafrodit canlılar ayrı eşeyli de olabilir özellikle mesela solucanlar üstünden çok soru çıkar gençler Her e, solucanların çok büyük bir kısmı her mafrodittir mesela erkek üreme sistemi şurada şu solucanın dişi üreme sistemi burada bu her mafrodit aynı eşeğli ise kendi spermiyle kendi yumurtası bir, birbirini dölleyebiliyor bu solucan türünün başkası da tabii ki hermafrodit olacak. Mesela uyduruyorum. Nisan ayında bunun erkek üreme organından sperm üretimi başlıyor. Nisan ayında da şunun dişi üreme organında yumurta üretimi başlıyor. Hermafrodit ayrı eşeylilerse döl değişimi dediğimiz durum söz konusu olabiliyor diyeyim gençler. Kendini yenileme yetenekleri çok yüksek. Süngerleri parçalıyorlar, denize atıyorlar. Attıkları zaman her taraf kendini parçaladığı için çok hızlı bir şekilde eşeysiz üremeyle birey sayısını arttırıyorlar. Günümüzde kullanıyoruz hani bulaşık süngeri diye evde kullandığımız gerçek süngerlerin fabrikadaki sentetik halidir ama aktarlara gittiğimiz zaman gerçek süngerleri satın alabiliyoruz. Bu aldığımız e, süngerleri vücut temizliğinde veya başka türlü temizliklerde tabii ki kullanabiliyoruz diye. Geliyorum buradan da sölen terlere ilk kez sinir sisteminin görüldüğü canlılar sölenter olacak gençler. Hidra, deniz anası, deniz şakayı, mercanlar bu gruba örnek olacak. Hadi şurada bir tanesinin altını çizeyim. ileride konular anlatıldıkça anlatıldıkça deniz anasının yumuşakça olmasını istiyorsunuz. Deniz anasına yıldız atayım yumuşakça değil. Kendisi bir sölenterdir. Sabit ve serbest yüzücü olmak üzere iki tane formu var bunların. Mercana, hidraya, deniz şakayına baktığımız zaman zemine bağlı sabit olduklarını görüyoruz. Deniz anaları ise yüzücü sölenterlere örnek olacak. İlk defa böyle bir organizasyon var. Doku düzeyinde organizasyon. Kas ve sinir dokuları bulunuyor üreme organları bulunuyor. Solunum ve boşaltım sistemleri yok. Her hücre kendi oksijen ihtiyacını kendi karşılıyor. Boşaltım atığını da yine kendisi atmış oluyor. Ne dedim? Yıldız, yıldız, yıldız dedim en başında. Sinir sisteminin ilk kez görüldüğü canlı söylenterlerdir. Buradan sölenterlerle devam ediyorum. Ne yapacaklar bunlar? Madde alışverişini o zaman vücut yüzeyinden gerçekleştirecekler. Tabii ki avcılarından korunmak, avlanma, kendi türüyle veya diğer türleriyle ilişki kurmak için de su tarafından soğurulan mavi bir ışık çıkaracaklar. Buna biyolüminans ismi veriliyor. Sölenterlerde eşeyli ve eşeysiz üremenin çoğalması takip ettiği bir özel üreme şekli görülebiliyor. Bazı sölenter türlerinde de tomurcuklanma görülebiliyor. Mesela de, e, sölenterlerin bir çeşidiyle deniz anemonu deniyor. Palyaço balıkları arasında karşılıklı yarar ilişkisi dediğimiz bir ilişki var. Palyaço balıkları bu deniz anemonlarının arasında gizleniyor. Palyaço balığını düşmanı görmüyor. Deniz anamonunu avcısı balık yemeye geldiği zaman da palyaço balıkları da onun bunu yemesine izin vermiyor. Yani iki tarafta mutlu ileriki sınıflarda öğreneceğimiz mutualizm şeklinde bir ilişki ikisinin arasında söz konusu oluyor diyeyim. Buradan da solucanlara geçiyorum. Solucanları da kendi içerisinde gruplandırabiliyoruz. Yassı solucan dediğimiz planarya gibi solucanlarımız var. Yuvarlak solucan dediğimiz solucan türlerimiz var. Halkalı solucan dediğimiz solucan türlerimiz de yine var gençler. Vücut bölme bölme, bölme bölme, bölme bölme şeklinde olacak. Doku ve organ farklılaşması görülen ilk omurgasız canlı grubundan bahsediyoruz. Planarya, tenya gibi yassız solucanlarda tek açıklıklı sindirim sistemi bulunur diyor. Tek açıklıklı sindirim sistemi ne demek? Yemeği yerdiği yerle atığı attığı yer aynı demek. Yani bir anüs oluşumu söz konusu değil. Tabi bu halkalı solucan olduğu için bunda anüs var. Ama yassız solucan olarak hayal edersen tek bir açıklık var. Besini şuradan alıyor sindirimini gerçekleştirdikten sonra atığı buradan atmış oluyor. Derileri nemli olup yüzeyleri yüzeydeki deriden tabii ki solunum yapacaklar. Boşaltım atıkları da bunların amonyaktır diyeyim gençler. Bazıları toprak solucanı gibi toprakta yaşayabiliyor ya da suda serbest yaşayan türleri var. Aynı zamanda tenya, planarya bunlar parazittir. Yani bazı hayvanların vücutlarının içerisinde de yaşayabiliyorlar. Tenya bağırsak solucanı, kıl kurdu gibi yuvarlak solucan türlerinde ilk kez ağız ve anüs farklılaşması olan iki açıklıklı sindirim sistemine rastlıyoruz. Bir daha şöyle göstermiş olayım. Hadi şuradan da bir tane ipucu vermiş olayım. Omurgasız hayvanları ne yaptık? Dedik ki süngerler, süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar, derisi dikenliler olmak üzere gruplandırdık. Solucanları da yassı solucanlar, yuvarlak solucanlar, bir de halkalı solucanlar olmak üzere üçe ayırdık. Solucanların yassı solucanlardan öncesinde tek açıklıklı sindirim sistemi var. Ağız ve anüs farklılaşması yok. Yuvarlak solucanlardan sonra artık ağız ve anüs farklılaşması var. Yani çift açıklıklı bir sindirim sisteminden bahsediyoruz diyeyim. Halkalı solucanlarda kanın damar içinde dolaştığı kapalı dolaşım sistemi görülecek. Omurgasız hayvanlar dediğim gibi genellikle açık dolaşıma sahiptir. Yani bir atardamar, bir toplar damar var. Atardamardan gelen kan vücut boşluğuna dökülüyor. Vücut boşluğundan tekrar toplar damarla alınıyor. Bizde atar damarla toplar damarı birbirine bağlayan kılcal damarlar var. Kan iç damardan dışarı çıkmıyor. Toprak solucanında da aynı durum geçerli. Kapalı dolaşım görülüyor. Baktığımız zaman solucanların çok büyük bir kısmı hermafrodit. Yani hem erkek üreme sistemine sahip hem dişi üreme sistemine sahip. Hermafrodit aynı eşeyli olanlar da var. Hermafrodit ayrı eşeyli olanlar da var. Baktığımız zaman rejenerasyon yeteneği yani böldüğüm zaman kendini tamamlayıp birey sayısını arttırma yeteneği yüksek olan canlılardan bahsediyoruz sülüğü bazen karıştırabiliyorsunuz sülük de bir solucan çeşididir unutmayın diyeyim buradan da yumuşakçalara geliyorum midye ahtapot ondan sonra acıma sümüklü böcek salyangoz bunlar yumuşakçaları örnektir ya hocam midye sert bir yapıya sahip nasıl yumuşakçaları örnek olur demeyin midyenin asıl canlısı içeride bulunuyor etrafı sert bir kabukla kaplı bu grup içerisinde büyüklük ve şekil bakımından birbirinden oldukça farklı canlılar var yani mikron düzeyinde milimetre düzeyinde olanlar da var boyu metrelerce olanlar da var suda yaşayanlar ne yapacaklar solungaç solunumu yapacaklar karada yaşayanların da böyle kabuklarının alt kısmında gelişmiş yüzey solunumu dediğimiz solunum bulunacak. Bazı yumuşakça denilen canlılarda tabii ki kabuk yapısı söz konusu olabilecek. Yumuşakçalar eklem bacaklardan sonra ikinci en büyük grubu oluşturmuş oluyor. Omurgasız hayvanların yumuşakçalarında açık dolaşım görülecek. Ahtapot ve kalamarda ise kapalı dolaşım görülecek. Yani iki gruptan bahsedeceğiz. Kapalı dolaşıma sahip olan solucanlardan halkalı solucanlar, yumuşakçalardan da ahtapot ve kapa kalamarda kapalı dolaşım söz konusu olacak. Yumuşakçalara baktığımız zaman eşeğili olarak birey sayılarını arttırıyorlar, çoğalıyorlar birçok salyangozun da her hermafrodit olduğunu görüyoruz. Ahtapot, mürekkep balığı, salyangoz, istiri diye bunlar yumuşakçalara örnektir. Biliyorsunuz midyeler inci yapıyor. Midyelerin inci yapmaktaki amacı beni parayla satsın bu insanlar ticaret yapsın, kadınlar boynuna taksın, kulağına küpe taksın mutlu olsun diye değil. Aslında midyelerin içerisine bir toz tanesi düşüyor. Midye bu toz tanesinden zarar görmesin diye etrafını salgıyla kaplamaya başlıyor. Yıllar boyu salgıyla kaplıyor 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 aa ne güzel inci olmuş dediğimiz inci meydana geliyor aslında hayvanın kendini savunmak için geliştirdiği bir adaptasyondur inci yapımı diyeyim gençler hemen buradan da eklem bacaklılara geçiyorum eklem bacaklılar en geniş grup omurgasız canlıların en büyüğü. Bunu da farklı alt gruplara ayırabiliyoruz. Bazen okulda hocalarınız veriyor. Mesela kabuklular dediğimiz bir grup var. Böcekler dediğimiz bir grubumuz var. Çok ayaklılar dediğimiz bir grubumuz var. Daha var. Örümcek, akrep, keneler diye dörde ayırabiliyoruz. Karasal hayata tabii ki çok başarılı bir şekilde uyum sağlamışlar. Bakıyorum kitini daha önce karbonhidratları anlatırken söylemiştik. Eklem bacak dış iskeletinde var. Böceğe bastığın zaman çatırt diye ses gelmesinin sebebi aslında dış iskeletinde bulunan kitinin kırılmasından kaynaklanıyor. Tabii ki iç organları bu dış iskelet kurmuş olacak. Başkalaşım, metamorfoz bunlar da söz konusu olabiliyor. Durdum. Metamorfoz başkalaşım ne demek? Sanki canlı, bebişken bambaşka özelliklere sahip hayatını devam ettiriyor bambaşka özelliklere sahip oluyor. Yani bilmesem karşıma getirseler bununla bu aynı canlı doğdu büyürken böyle oldu deseler inanmayız. Yani bilmesek tırtılı getirseler kelebeği getirseler bu ikisi aynı canlı deseler ya saçmalama ikisi birbirinden çok farklı özelliklere sahip deriz. Bu başkalaşım anlamına geliyor. Omurgalılarda da kurbağalarda bu durumu göreceğiz gençler. Başkalaşım tırtıl kelebek olayına baktığımız zaman tırtıl karada ilerliyor bacakları var solucana benzer hareketler gösteriyor kelebek ise kanat oluşumu uçan bambaşka özelliklere sahip bir canlıymış gibi görünüyor ama tabii ki aynı canlıdan baş, bahsediyoruz bu olaya metamorfoz dendiğini unutmayın <laughs> gençler eklem bacaklılarında bir tabii ki çok fazla çeşidi olduğu için çok fazla özelliği de var canlı türüne bağlı olarak üyeler farklılaşabiliyor kimisinin ki işte çekirgedeki zıplamaya yarıyor kelebekteki uçmaya yarıyor. Başka bir tanesindeki yüzmeye yarıyor. Sinekteki delmeye yarıyor gibi farklı farklı uzantıları farklı farklı işlevleri yerine getirebiliyor. İlk defa kanat oluşumu hayvanlar alemi içerisinde böceklerde görülüyor. Arı da bir böcektir. Kelebek de bir böcektir. Uçuç uç böceği de bir böcektir. Unutmayın. Eklem bacaklarda beslenme tipine bağlı olarak çene de farklılaşabiliyor. İşte sinekteki gibi delme çiğneme, yalama, emme görevlerini yerine getirecek özelleşmiş şekiller olabiliyor ağızlarda. Unutmuyorsun eklem bacaklılarda suda yaşıyorsa böceklerin suda yaşayanları solungaç yap solunum yapıyor. Karada yaşayanlarında ise borulardan meydana gelen trake solunumu dediğimiz bir solunum söz konusu. Bu grubun örümcek akrep keneler dediğimiz bölümünde ise kitapsı akciğer deniyor. Kitapsı akciğer dediğine bakma. Aslında trake'ler böyle kitap sayfası yaprağı gibi katlanmışlar. O yüzden kitapsı akciğer ismi veriliyor diyeyim gençler. Buradan böceklerin biraz da üyelerine geçiş yapalım. Böceklere baktığımız zaman 3 çift bacak yapısına sahip oluyorlar. Böcek olarak kimi örnek verebiliriz? Kelebeği. Akrebi, akrebi örnek veremeyiz yanlış söyledim. Kelebeği, arıyı, çekirgeyi, böcekler grubuna örnek verebiliriz. Üç çift bacakları bulunuyor. Örümcek, akrep, kene dediğimiz grupta ise dört çift bacaktan yani sekiz tane üyeden bahsetmiş olacağız. Eklem bacaklılarda açık dolaşım söz konusu olacak. Boşaltım atıkları da ürik asit. Yani çok az su dışarıya atıyorlar. Suyu vücutlarında tutma adaptasyonuna sahipler. Eklem bacaklılarda ayrı eşeylilik söz konusu oluyor. Ama bazı türlerinde tabii ki hermafroditlikte görülebiliyor. Eklem bacaklı örneklerinden karıncalar, arılar, böcekler koloni oluşturarak yaşayabiliyorlar. Yani iş bölümü, hiyerarşi söz konusu olabiliyor. Yengeç, karides, ıstakos, akrep, Bunlar böcek örneğidir. Eklem bacaklı örneğidir. Kabuklular örneğidir. Kene, örümcek bunlar çok ayaklılar değil de örümcek, kene, giller dediğimiz gruba örnek oluyorlar. Kırk ayak çiyan da çok ayaklılar grubuna örnek olacaktır diye. Geliyorum omurgası hayvanların en geliş grubu olan derisi dikenlilere gençler. Tümü denizlerde okyanuslarda yani suda yaşayacaklar. Adam suda yaşadığına göre ne solunumu yapacak? Tabii ki solungaç solunumunu gerçekleştirmiş olacak açık dolaşım sistemi söz konusu. Deniz yıldızı, deniz kestanesi, deniz hıyarı, deniz lalesi bunların hepsi derisi dikenlilere örnektir. Bazılarında iç iskelet söz konusu olabiliyor. İç iskelet deyince de benim gibi kıkırdak ve kemikten oluşmuş bir iç iskeletten tabii ki bahsetmiyoruz. Böyle kalsiyumlu kalkerli iç iskelet kabuklarından bahsetmiş oluyoruz. Eşeyli ve eşeysiz yolda yürüyebiliyorlar. Deniz yıldızının her bir kolunu koparttığın zaman kendini yenileyerek deniz yeni bir deniz yıldızını meydana getirebiliyordu. Solunumun ne yapacak? Solungaç ve tüp ayak dediğimiz yapılarla gerçekleştirmiş olacak diyeyim. Gençler böylelikle omurgasız hayvanları da bitirmiş olalım. Hemen geliyorum birkaç tane soru çözerek konunun sonuna. Hayvanlar aleminde yer alan canlılarla ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir diyor. Bir kere tamamı heterotrof beslenecek herkes hayvanlar alemine dahil olan herkes besinini doğadan hazır olarak alacak. Kendi besini kendi üreten bir hayvan türü yok ki. Genellikle aktif yer değiştirebilirler. Genellikle dediği için kabul ediyorum. Çünkü süngerlerin ve sölenterlerin bazıları aktif olarak yer değiştirmiyor. İyi ki genellikle yazmış. Tümü aktif yer değiştirebilir deseydi çarpıyı basmıştık. Ökaryot hücre yapılı tek ve çok hücreli örnekleri bulunur. Ökaryot hücre yapılı da okeyim. Tek de Hayır diyorum çok hücreli örnekleri tabii ki var ama tek dediği için gitti. Tamamı sistem düzeyinde organizasyona sahiptir. Hayır mesela süngerlerde sistemlerin çoğu bulunmuyor ki. Hangileri söylenebilir dediği için cevabı maya düşmüş oldu. Hemen geçtim diğer bir soruma. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri mantarlarda görülebilir diyor. Mantarlara baktığımız zaman kitin yapılı hücre duvarı tabii ki bulunduracaklardı. Aynı bizim gibi onlar da fazla karbonhidratlarını neye çevirerek depoluyorlardı? Glikojene dönüştürerek depoluyorlardı. Yıldız 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 mantarlar kendi besinini kendi üretmez. Mantarlar heterotrof beslenme özelliğine sahip canlılardır parazit olarak başka canlıların üzerinde yaşayabilen mantar türleri var. Hangileri görülebilir dediği için cevabımız 1, 2 ve 4 şeklinde oldu. Yani D'ye düştü diyeyim gençler. Hemen diğer soruma da geçiyorum. Bir canlının özelliklerinden hangilerine sahip olması bu canlının omurgasız hayvanlar grubuna ait olduğunu kanıtlar. Her mafrodit olması bir kere omurgasız hayvan grubuna dahil olduğunu kesin olarak gör, göstermez. Omurgalı hayvanların içerisinde de bu özelliğe sahip olan çok nadir de olsa türler var. Karında sinir şeridini taşıyorsa sırtta taşımıyorsa omurgasız hayvandır. Hücre dışı sindirim yapmak da illaki omurgasız olduğunu göstermez. Omurgalılarda da bu durum söz konusu olabiliyor ki diyeyim. Buradan da diğer bir soruma geçiyorum. Zaten konumuzun sonuna geliyoruz. Özetimizi vererek bitireceğiz. Omurgasızlar şubesinde yer alan tüm canlı gruplarında özelliklerinden kaç tanesi kesinlikle ortaktır? Omurgasızların tamamından bahsediyoruz. Bir kere tüm omurgasızlar solungaç solunumu yapmaz ki mesela eklem bacaklar trake solunumu yapıyor. Çok hücreli ve ökaryot olmak hayvanların genel özelliği. Eşeğsiz üreme yapmak da tüm omurgasızlarda görülmez ki heterotrof beslenmek tüm hayvanların genel özelliği dış iskelet bulundurmak da tüm omurgasızlarda ortak özellik değil. Mesela derisi dikenlerde iç iskelet olduğunu söyledik. Kesinlikle ortaktır dediğine göre bunu alacağım bir de bunu alacağım yani 2'yi işaretlemiş olacağım diyeyim. Hemen diğer soruma da geçiyorum. Yukarıda verilen özellikleri gösteren canlılar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir diyor. Kapalı dolaşımın görüldüğü ilk canlı grubu solucanlardandı. Toprak solucanı dediğimiz canlıydı. Cevap küt diye çıktı zaten gençler sülük dediğimiz canlı da toprak solucanları grubuna girer ama ilk olarak toprak solucanlarını da görmüştük. İki açıklıklı sindirim sistemi de ortadaki grubumuzda yer alacaktı. Yani kıl kurdu örnek olur. Sinir hücrelerinin ilk kez görüldüğü gruba da zaten hidrayı vermemiz yani sölenterleri vermemiz gerekiyordu. Cevabımız tabii ki A'ya düşmüş oldu. Geldim son soruma. Eklem bacaklılarla ilgili verilen aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır diyor. Bir kere eklem bacaklılarda kitinden yapılmış dış iskelet tabii ki bulunacak. Çizgili kaslarıyla hareket ettikleri için çok hızlı hareket ediyorlar. Böceği yakalamaya kalktım fırt başka tarafa koştu. Çünkü eklem bacaklılarda çizgili kaslar var unutma. Boşaltım ürünleri ürik asitti çok az suyla dışarıya atıyorlardı. Kelebek de bir böcek böcek olduğuna göre metamorfoz yani başkalaşım tabii ki bazı türlerinde görülüyor. Kapalı dolaşım görülür demiş. Hadi oradan eklem bacaklıların tamamında açık dolaşım görülür. Atar damarla toplar damarı birbirine bağlayan kılcal damar yani kapalı dolaşım bunlarda yok ki diyoruz. Cevabımız da tabii ki E'ye düşmüş oldu. Hemen konuyu özetliyorum, bitiriyorum. Bugün mantarları hayvanlar aleminin de omurgasız hayvanlarını gördük. Gençler mantarların tamamının heterotrof olduğunu söyledim. Ökaryot hücre yapısına sahip olduklarını söyledim. Bazılarının tek hücreli, bazılarının çok hücreli olduğunu söyledim. Mantarlarda kitin yapılı dış iskelet olduğunu unutmuyorsun. eşeğili veya eşeğisiz üreyebiliyorlar. Hatta eşeyli üremenin eşeğisiz üremeyi takip ettiği özel bir üreme şeklini de gösterebiliyorlar. Hif, miselyum gördün mü mantarları yapıştır. Tek hücreli mantarda olmaz ama çok hücreli mantarlarda hif ve miselyumlar var. Ayrıştırıcı mantarların ekosistem için çok önemli olduğunu da unutma. Hayvanlara baktığımız zaman tamamı çok hücreli, tamamı heterotrof, tamamı ökaryot canlılardı. Mantarlarda kitin yapılı hücre duvarı bitkilerde selloz yapılı hücre duvarından bahsettik ama hayvanlarda hücre duvarı yok yani zarın dışında bir çeperden bahsetmiyoruz hayvanlar aleminde çoğunluğu la eşeyli üreme yapılacak ama bazı eşeysiz üreme yapan hayvan türleri de var. Kas, sinir, epitel dopukul gibi yapılar bunlarda gelişmeye başlayacak. Hayvanların çok büyük bir kısmı yer değiştirecek, aktif olarak hareket edebilecek ama bazıları da sabit yerinde duracak. Büyüme tabii ki sınırlı bir şekilde hayvanlar alemindeki canlılarda meydana geliyor. Hayvanlar alemindeki canlıları da kendi içerisinde omurgasız hayvanlar ve omurgalı hayvanlar olarak ikiye ayırmıştık. Omurgasızlar o kadar çok büyük bir grup ki açık dolaşım, kapalı dolaşım, hiç dolaşım olmayan dolaşım var gençler. Kapalı dolaşıma toprak solucanını ve ahtapotu örnek vermiştik. Unutma. Omurgasızların büyük çoğunluğunun suda yaşadığını söyledik. Suda yaşayanlar solungaç solunumu yapacaktı. Bazıları eşeyli bazıları eşeysiz üreyecekti. Sünger, sölenter, solucan, yumuşakça, eklem bacaklı, derisi dikenli. Seda, sayan, sosis, 7 şeklinde kodlayacaktınız. Süngerlerin sinir sistemi yok. En basit yapılı canlılardır. Sinir hücreleri ilk kez sölenterlerde görülecek. Solucanları da kendi içerisine yassı yuvarlak halkalı olarak gruplandırdık. İki açıklıklı sindirim sistemi yuvarlak solucanlardan itibaren görülecek. Halkalı solucanlarda yumuşakçalardan ahtapotlarda kapalı dolaşımı olduğunu unutmuyorsun. Yumuşakçaların çok fazla çeşidi var. Böyle milimetrik olanı da var. Metrelerce boyu olanı da var. Unutma. Eklem bacaklarda kitinden yapılmış Dış iskelet bulunacak bazı eklem bacaklılar başkalaşım metamorfoz görülecek diyeyim. Eklem bacaklılarda da trake solungaç kitapsa akciğer solunumu yapan türler var. Derisi dikenlilerde de iç iskelet bulunduğunu unutmuyorsun. Rejenerasyon yeteneği deniz yıldızına yüksekti unutmuyorsun diyeyim. Buradan hemen ödüllü soruya geçiyorum gençler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.